Şeytan otur dese oturup tur dese turadın o falan. Ne demek ya? Şeytan izleri yeri geçti. Cillerde Müslümanıyan var. Erkek ayalı var ve Müslümanı var. Kafir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri şu derslerine bayan kılıyor ki cillerde var diye delil. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah hak subhanahu ve teala gibi adet hamd sana olsun. Yine yine. Hop, efirde görüşürüz. İnşallah bugün sihir hakkındaki kitabımızı sihirge tarif veriyordu. İkinci fasılından okuyumuz. As-sihru fi zam'il Qur'ani ve sünnet. Kur'an sünnet nuru yorug'ligi de sihirni tarif. Al-adillatu ala vujudil jinni ve şeyatin. Jinlar ve şeytanlarning borligi haqida borligiga dalillar. Kitob sünnetdan keltirilgan. İnne alaqata qaviyyatun beynel jinni ve sihir. Sihir bilen cihler ortasında güzel bir küçük alaka bağlılığı var. Bel innel cinne ve şeyatin humul amil esesi fi sihir. Çünkü belki elbette cin ve şeytanlar onlar esası sihirdeki amil hesaplanışlar. Amil de yani şu sihirde vücut hareketini, sihir kılıçlık, sihirin tasarlarını vücuda getirebiliyor. Amel yaşadığın kişiler, amel yaşadığın mevcudatlar, mahlukatlar, bunlar cinler ve şeytanlar. وَلَقَدْ اَنْكَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَجُودَ الْجِنِّ İnsanların bazısı cinnin varlığı inkar kıldı. وَمِنْ ثَمَّ Ankaru hudus sihr. Ve şunindik, sihirini fayda buluştu, yine hem inkar kılıştı. Sonra. Ve lezalike fe inni seserridul adilete ala vücudil cinni ve şeyatin bi ihtisarin. Ve şunun için, cinlerinin varlığı, şeytanlarının varlığı, dalillerini, min, bu çekeden kilitir mahçumun, kıska ve lünde akçam surette cihler ve şeytanlarının varlığı hakkında delillerini getirip etemez. Evvelen el-edilletül Kur'aniyyatü birinci deliller bu Kur'an delilleri. Allah Teala ayetini Ahkaf suresinin 29. ayetinden وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ Biz cillerden bir neferini sizi Kur'an'a kulağı salıyorken cillerden bir neferini siz tarafınızda vurduk dedi. Yani ben Allah Teala yaptım. Yani cillerde oğlum Kur'an'da işteyken kulağı salıyıp dururken cillerden bir taifesini bir neştesini siz tarafınızda yöneltirdik deyin. Yani Allah Teala dedi ki, ey cinler ve insanlar cemaası, sizlerge özgülerden bugün, sizlerge benim ayetlerimi kısa kılıp sözden biledigen, elçiler kemedi. Ve sizlerle bana bu künizden, künilerden ayganlatıran elçiler kemedi. Şimdi Allah Teala, ey cinler cemaası de yaptı. Demek, bana bu Kur'an-ı Kerim ayetleri ve başkalar dalil buladı ki cinlerinin var ekenliği. Ve yani Allah Teala dedi ki, ya meşerel cinni vel insi in istatatu men tenfudu min akdari semavati vel amdi fenfudu le tenfuduna illa bi sultan. Ve Ar-Rahman suresinde Allah Teala dedi ki, cinler cemaası ve insanlar cemaası eğer
yer ve osmanlar kıtalardan ötüp gitişine iki kadar basıyorlar, ötüp gitiyorlar. Hiç kaçan ötüp git olmayasınlar. Fakat küçük kuvvet, kudret bilen yine ötüp git olmayasınlar. Ve yine Allah Teala dedi ki, aytin ki Muhammed Aleyhisselam, minge cillerden bir nefere Kur'an'a kulak salıyken vahiy kılındı. Ular biz acayip Kur'an'ı eşittik deyip aytıştı. Değil mi? Şu yerde bana Kur'an-ı Kerim'e kulak sana geldikleri ve ciller. Şimdi borluyor. Yemine bu deliller. Ve yani ve ennehu kâne ricâle minel insi ya'udunu bir ricâle minel cinni fezâduhum ruhakam. Ve cillerde hem eşitçilik ve ularda erkek ve ayarlık var ikenliği bana bu ayet delil buladı. İnsanlardan bulunan erkekler, cillerden bulunan erkeklerden panah dileşendi. Cillerden bugün erkekler ise insanlardan bugün erkeklerine dehşetini yani ziyade karşıladı. Panah soru geldikler tüfeğiyle. Fezaduhum faviyede şu neticede ne karşıladı? Korkuğunu ziyade karşıladı. Korkutuşladı. Kim korkutuşladı? Erkek ciller. Kimi? İnsanlardan bugün erkek adamlardı. Ne demek korkutuşladı? Çünkü erkek adamlar ulardan panah tutup koştu. Görüyorsun. Cinge bu bir etti. Eğer kuhsiz hafsırıp kuhu kendisi bölüp olsa cin sizi yine kuhtu olan. İnne yuridu şeytanu en yuka'a beynekum l'adavete vel mağda fil khabri vel meysin ve yasuddakum an zikrinle ve ani salati ve hel entum muntahun. Şimdi şeytan yaptı. Benim cin özü aslında biz ayette yetken derslerimizde şeytan indi. Bir hayotini shu nimaga bag'ishlangan shaytonni jahannamga o'tin bo'lishlikka bag'ishlangan insonlarni biron sekund to'xtamasdan qilanayotgan ishi faqat shu jahannamga chaqirish. Eng katta shayton bormi? Hani Odam alayhissalomga sajda qilmagan, kibr qilgan shaytonni xizmatini qiladigan va uni xizmati nimadan iborat? Shu insonlarni iloji boricha yo'ldan urib jahannamga kirib ketish kerak. Mana shu vazifalarni bajarishda ikki asosiy bel bog'lagan, hayotini shunga sarflaydigan, hayotini shunga bag'ishlagan jinlarni demak bu yerda nima deyilar ekan? Shaytonlar deyilar ekan. Ya'ni halok bo'lganligi aniq. Shayton endi halok bo'lgan degan. Va boshqa ma'nolari ham bor. Albatta shayton sizlarda o'rtalarda dushmanlik va qattiq bir-birlarni yomon ko'rishlikni paydo qilishlikni xohlaydi. Albatta bu narsani o'ziga xos sabablar bilan paydo qiladi. Fil xamri val maysir, aroq va qimorda. Aroq bilan qimorda insonni bir-biriga dushmanlik va bir-birini qattiq yomon ko'rishlikni mana shu aroq va qimorda shunday bir yomonlik, dushmanlik va yomon ko'rishlikni paydo qilishlikni shayton xohlaydi. Va yasuddakum an zikrinle. Sizlerini Allah'ın yoludan, Allah'ın zikriden, Allah'ın esnaşlıktan sizlerini tosadı şeytan. Ve anis salah ve namazdan tosadı. Neme de tosadı? Neme bilen tosadı? Arak ve kabar bilen. Fehel entumun tehun. Et uhtadiler mi? Et uhtamiyesiler mi? Ve de hal bir istifam. İnkar istifam. To'xtamaysizlar mı? To'xtanglar endi. Qarang, shuncha ish qilyapti shayton. Sizlarda o'tinglarga bug'zu va adovat, qattiq yomon ko'rish, dushmanlikni solyapti, aroq ichishlikda, qimor o'ynashlikda. Va Alloh zikridan to'sayapti sizlarni, namozdan to'sayapti, to'xtamaysizlarmi endi? To'xtanglar. Ey imoni, endi bu oyatlar nimaga kelyapti? Siz bu shaytonlar, shaytonlarning borligi haqida dalil keltiryapti bo'ladi. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطو لا تتبعوا خطوات الشيطان أي من كثرين كشنر شيطانين إزلاقي يرجش ميلر شيطانين يولاقي إزلاقي يرجش ميلر ومن يتبع خطوات الشيطان كم شيطان إزلاقي يرجش نيام بس شيطان نعلين يوش شيطان يوري يوري كتنيام بس
فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Elbette o buzukluk ve münker, çirkin işlerine büyüredi. Özünün şeytanın yolu yeri geçti mi? Kim yeri geçse yeri geçsin? O büyürük. Büyürük bile işgal edemek olar. Bu büyürük kim bilirdi? Şeytan. Şeytan otur dese oturur, tur dese tur edemek olar. Ne demek? Şeytan izleri yeri geçti. Şeytanın yolları yeri geçti. Şeytanın neyreğine kulak sandı ve yoktu şeytanlık gençlerini çakırırkenler ses. Demek şeytan izleri yeri geçken adam ki elbette o şeytan büyüreni yaparken. Ya'muru yani büyürüşte devam etti. Yani. Büyürü oradı. Ne gibi büyüredi? Fahş münker işlerini büyüredi. Kullas. Kur'an'da değerler köp. Yani bu maruf. Yani bunu Kur'an'a hadisten az yine haber boyun adam. Böyle de şeytan sözleri, cin sözleri köp giyen Kur'an-ı Kerim'de. Hop. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de özü bir de tola tüks bir de sure var, ciller hakkında. Ben şimdi özü bizi kifaya kıladı. Siz bilen biz bunu cin varlığı Kur'an-ı Kerim'de bir de cin diyen sure var özü. Tola tüks. Ciller hakkında zikir kıyan. Özü Kur'an-ı Kerim'de cin sözü umumi alıp kalınganımız 22 metre kıyan. Ve cin kelimesi 7 metre, can kelimesi 7 metre kıyan. Can diyene ciller diyene. Cin diyene bitti cin geldiğinde. Bitti cin diyene sözü 22 metre, can ciller diyene sözü 7 metre kıyan. Şeytan kelimesi 68 metre kıyan. Kur'an-ı Kerim. Ve şeyatin, şeytan bir de şeytan işletlerine gitti. Şeyatin köprüyü, şeytanlar. Degen söz ise 17 metrekine. Demek cin ve şeytanların zikri ayetlerde köp ikenliğine bana bu malumatlarla biz bunu alalımız. Demek bu Kur'an-ı Kerim'de cinler, şeytanlar var ikenliğine ve onlar hakkıdaki malumatlarını Kur'an'da dalil getirildi. Şimdi sünnetten daliller getirildi. İbn-i Mesud'dan geldi. Biz Resulü Sallallahu bir günü keçkunu belliydik. Biz o kişinin yukatıp aydık, topamıyor kaldık. Biz o kişinin mesela vadilerden, derelerden istedik. Biz ettik ki o estetiru ev ustutira ev uğutira dedik. Biz dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir satır kıp koyulundu, bir kit koyulundu. Peki o kişi oğulup getirdi demek ki. Dediği de biz o şey künde cüde bir fabitne bir şerri leyletin bâte biha kavm. Yani halklar tanı attırırken en yaman keçe de biz ne kıldık? Şu tanı attırdık. Tanı attırırken fethimizde tanı attırırkenimizden keyin Hira tamamından o kişi bir kirleniyen bir kişi geliyordu. Karasik bize dedi ki Ya Resulullah dedik. Biz sizi yokatıp koyduk ve biz sizi istedik. Topamaya kaldık. Ve kavim tanıyattırken yaman keçede bize tanıyattırdı. Şimdi Resulullah söylediler ki menge cillerine taraftan bir çakır uçu geldi. Da'i. Geldi de Men u bilan birga ketdim ve ularga Qur'on o'qib berib kelyapman hozir dedilar. Shunda fantala qabina fa arona asarohum asaron irona. Hop. Masud aytadilarki biz bilan birga yurib ketdilar. Fantala qabina fa arona asarohum. Yani bizlerine ularının izlerini görsettiler. Ve ularının yakın otlarını, izlerini görsettiler. Ve se'aluhu ani zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onlar cinler zat, azuka hakkında soruştu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, leküm sizler için kullu azmin zikir asmullahi aleyh. Her bir sürek mesela hayvanın süreği
hayvan soyulgan paytda Allohning ismini zikr qilib soyulgan hayvonlarning suyaklari, har bir suyaklari sizlar uchun ozuqa. Yaqaw fi aydikum aw fa ma yakun lahman. Ya'ni go'sht bor bo'lgani esa sizlarning qo'linglarda bo'lgan bo'lib qolsa, tushib qolsa, bu yana ham sizlarga yana ozuqa. Va kullu bi'ratin bi'rati alafin dawabikum. Har bir ana shu hayvonning tezagi esa sizlarning hayvonlaringizda hayvonlaringizga bir yem bo'lsin dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Fala tastanju bihima fa innahu ta'amu ikhwanikum" dedilar. Va shunday ekan bu hayvonning suyagi va shu hayvonlarning tezagi bilan istinjo qilmanglar. Ya'ni katta najosat chiqqan o'rinlarda artmanglar, tozalamanglar shu suyak, shu tezak bilan. Chunki u birodaringizning ovqati dedilar. Birodaringizlar deb shu jinlarni aytdilar. Yana shu yerda biz bilamizki, jinlarning musulmoni ham bor, erkak ayoli bor va musulmoni bor, kofir bor mana. Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhudan keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga aytdilar dedilar. Men sizi bu qo'ylarni yaxshi ko'rishligingizni ko'ryapman. Siz qo'ylarni, sahrolarni yaxshi ko'rasiz ekan, men bu narsani bildim. Agar siz qo'yingiz va mana shu sahroga qo'yingizni o'tlatgan chiqqan paytingizda namozga azon ayting. Ovozingizni shu azon aytishlik bilan baland qiling, ko'taring. Albatta sizni muazzinning ovozini jin bo'lsin, ins bo'lsin, qaysi narsa bo'lsa bo'lsin, agar eshitadigan bo'lsa, qiyomat kunida o'sha odamning foydasiga hujjat bo'ladi, guvohlik beradi dedilar. Shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jin bo'lsin, inson bo'lsin, qaysi narsa bo'lsin deyapti. Demak, jinni bor ekanligiga ishora qilyaptilar. Ibn Abbas roziyallohu anhudan keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam intolaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fi toifati min ashabihi. Sahobalardan bir toifa bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurib ketdilar. Ular Ukkoz bozorini qasd qilgan holatlarda yurib ketdilar. Ya'ni Ukkoz bozoriga borishmoqchi bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan ketishdi. Va qad hila bayna shayatin va bayna khabar as-sama. Shaytonlar bilan osmon xabarining o'rtasi to'sib qo'yildi. Va ursilada alayhim shihab, ularga cho'q o't uloqtirildi, jo'natildi. Faraja'at shayatin ila qavmihim, shaytonlar o'zlarining qavmlari, xalqlarining o'zlarining qavmini oldiga kelishdi, qaytib kelishdi, aytdiki, "Malakum, sizlarga nima bo'ldi?" deydi. Qalu hina baynana va bayna khabari sama. Ular aytishdiki, biz bilan osmon xabari to'sib qo'yildi. Ağır silat aleyna eşihab. Bizge şu Osman'dan çoğlar atırı yaptı. Çoğlar cünnetini yaptı. Alav cünnetini yaptı. Qalu ma halu beynakum ve beyna khabar islamay illa şey'un hadasun. Şey'un hadasi. İnsanlar bilen Osman haberinin ortasını tuzken narsa bir yangi fayda bulan narsa. Fadriyu mashariqal ard va mag'aribaha. Yerning quyosh chiqadigan, quyosh botadigan tomonlariga tarqalinglar. Fanzuru qaringlar, ma hazalazi halabani ko bayna qabarisana. Sizlar bilan osmon xabarning o'rtasi to'sib qo'ygan, to'sib qo'ygan narsa nima ekanligiga qaringlar. Sizlar topinglar. Shunda ana shu jinlar hammalari har tarafga tarqalishdi. Ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafiga yo'nalgan lari o'shalari Tihoma tarafiga qarab, Tihoma degan joyga qarab yuzlanishdi. Va u yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ukkoz bozorini qasd qilib ketayotgan sahobiylar bilan birga Ukkoz bozorini qasd qilib ketayotgan holatida yuzlanishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Nahla degan joy dedilar. Va Nahla degan joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobiylariga Bamdod namozini o'qiyotdi.
sahabiler bilen bilen Resulü Sallam Bemdat namazını okuya durdu. Şimdi tabi ki Resulü Sallam yani Bemdat namazını şu nahle diyen cahide şu iki kiyen peyette namaz vakti bu kadardı. Özü bilen Ukkaz Bazarı iki çiğken bilen sahabiler bilen. Cinler şu iki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de Kur'an okuyken ne istedim. Yani Bemdat namazı o sıkarıp okuydu. فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ يعني onlar Kur'an'ı işitkenden ki اِسْتَمَعُوا لَهُ Kur'an'ya kulak salıştı. Ve işte ki bu Allah'a kasem siz bilen bizi ortamızdaki siz bilen bizi ve Osman haberinin ortası dost koyarken nelse bana şu nelse Allah'a kasem de işte. Ve o şey zahat yok onlar kavimlerine kayıtıp geçti ve yetişti ki kavmimiz elbette biz acayip doğru yolge yollayan Kur'an'da eşittik de tezli iman geldi dedi. Yine biz Rabbimizi hiç kimse şerik vermemiz deyişti. Şimdi Allah Teala peygamberine ayetin minge vahiy kılındı elbette cillerden bir neferin minge kulaksa geldiği yani ben okuyken Kur'an'a kulaksa geldiğileri vahiy kılındı ve ayetin diyen bana bu cins arası nazil oldu. Elbette o kişiye cinlerinin sözü Allah tarafından vahiy kılın geldi. Ayşe radıyallahu anh'dan geldi. Yani bu hem delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri şuna sana beyan kılıyor ki cinlerinin varlığı delil. Şimdi Ayşe anamızdan rivayet kılın geldi hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e etkilerler ki ferişteler nurdan cinler ise otunun alavsız tütünüden adam ise sizlerle sıfatla verilenlerse yani turpağdan yaratılındı dediler. Demek cinnin varlığı ve onun yaratılış maddesi geçen ayet verilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden yaratılın gereken? Ottan yaratılın gereken. Safiye'de binti Hüyey radıyallahu anh'a den rivayet kılınladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ki elbette şeytan adam valesini kan tamırıda, can tamırıda çapıp yürüdü. Yani yürüp yürüdü diyordu. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhümadan kilene elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etler ki eğer sizden bitirleriniz ranası yiyen olsa onu on kolbinden yesin içediyen olsa on kolbinden içsin elbette şeytan çap kolbinden yiyip çap kolbinden içerdi dediler. Yani şeytanın varlığı ve şeytanın yiyip içi geçe Allah da Allah ve kayası kolu ve onun kolu varlığı ve onun kayası kolu bilen on ve çap kolları varlığı kayısı kolu bilen avukat işi geçerdi dedi. Demek bu cinnin varlığı ve cinnin hem avukat işi ve on ve çap kolu varlığı dedi. Ebu Hureyre Hazreti Anhu'da vatkınlar da Resulü Sallam ettiler ki kayısı bir tuğluna diyen tuğlunacak ferzent bularken o illa nehasahu şeytan. Şeytan onge nehs kıladı. Ve şunun için o kışkırıp bakırıp yalıydı şeytanın nahsıdan. Lakin Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam ve Meryem'in Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam ve onun anası münasadan şeytandı nahsıdan İsa Aleyhisselam'ın koyan dediler. Yani nahs ne demek yani? Mesela nahasa diye yani lügatteki manası heyecanı salıp bezovta kılar diye yani. Yani şeytan kişine balanı, yani tuğniye balanı, heyecanı sanadı, bezovta kılardı. Şunun için o, ne kadardı? Feyestehillu sarihan, şu neticede katlı kışkırardı, şeytanın bezovta kılışına girerdi. Hop, lakin Meryem'in oğlu, yani Meryem anamızın oğulları İsa aleyhisselam ve İsa aleyhisselamın anaları değilmez, şeytan bezovta kılamaydı bunlar, şeytan yakılışamaydı. Ne demek ki? Köp Allah Teala gibi geldiklerden ve Allah'ın yakın dostu bu geldiklerden. Abdullah ibn Mesud Resulullah anhu'da adlandı. Zükür ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neme leyleten hatta asbaha kala zeka raculun bale şeytanu fi uzunaki av fi uzunihi dediler. Keçesi uflap koyan hatta tan yarışıp etkinçe uflap koyan kişi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurida oldida zikir qilindi aytib o'tilindi. Shunday odam bo'lib qolsa nima bo'ladi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki o'sha odam
kechasi uxlab tong otguncha yorug' tushib ketguncha uxlagan odamni ikkita qulog'iga yoki bitta qulog'iga shayton siyib qo'yadi dedilar. Ya'ni shaytonni siyishini ham Rasululloh aytadilar. Shayton yegan ichgandan keyin ahlat ham chiqaradi-da. Chiqarishning uni siydigi chiqar ekan. Bir de ulamalar aytgan ma'naviy bedan gap, shayton najosatini zina qulog'i siydigi yo'lini yuvish kerakmi yo boshqa bedagi shaytonni siyib qo'yishligi o'zaro bir shahla berishgan, biz endi uni o'rnimiz. Xullas bu yerda dalil keltiryaptilar, shaytonning borligi va shaytonning yeb ichishi va qaysi qo'lda yeb ichishi va shaytonni siyish haqida qo'shimcha mana shaytonni borligi o'sha ma'lumotlar berildi. Xo'p, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ya'ni Qatoda roziyallohu anhu hudumat qilingan, yaxshi tush Allohdan. Bu ehtilom bo'lishi shaytondan, ya'ni behayo narsalarni ko'rib inson bulg'anib qolishligi, g'usl vojib bo'lib qolishligi bu shaytondan. Kim o'shada masalan shaytonning nafsi, ya'ni shaytonning nafsi degani hayajonga solib bezovta qilishligi, shayton o'ynashishi tushida. Kim o'zi yoqtirmaydigan narsani ko'rsa tushida, ya'ni chap tomoniga 3 marta tupursinda, ya'ni so'raksiz tupursinda va shaytondan panoh tilasin. Albatta u hech qachonga zarar yetkaza olmaydi. Agar sizlarning bittalaringiz qo'li bilan og'zini bekitsin, albatta shayton kirib ketadi bo'lmasam dedilar. Abu Sa'idni huzuriga yotqingan hadisda. İnsonning og'ziga mana shaytonning kirishligi, jinni insonning ichiga kirishligi haqida ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma'lumot beryaptilar. Demak, jin kirar ekan, qani og'izdan kirar ekan. Nima qilish kerak? Esningan paytda og'zini bekitib olish kerak. Nima bo'ladi? Shuni kira olmay qoladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, sizlarning bittalaringiz agar nima qiladigan bo'lsa, esnaydigan bo'lsa, qo'li bilan og'zini ushlasin, albatta shayton kirib ketadi bo'lmasa. Bu bobdagi hadislar ko'p. Mana shu endi haqni istagan odamga kifoya qiladi. Jinni borligiga mana shu kitob va sunnatdan dalillar keltirildi. Endi bu dalillardan shu narsa ochiq oydin bo'ladi sizlar bizga. Albatta jin shaytonlar bu haqiqiy, haqiqatda bor narsa. Ular hech qanday shashubha yo'q bo'lsa kerak, balki bordir degan gap bo'lishdagi hech qanday o'rin yo'q, chunki Qur'on va hadis bayon qilyapti bu narsani. Bunda hech qanday shashubha yo'q. Nasa haqida mujodala qilinmaydi, talash tortishilmaydi, jin bormi, shayton bormi, bor bo'lsa qanaqa degan gaplardi. Faqat bir mutakabbir, haqni tan olgisi kelmay turadigan, o'zini katta oladigan, o'zini boshqalardan afzal deb biladigan, menda qasi yo'q deydigan va qaysar o'zini nafsini havosiga ergashadigan Alloh tomonidan bo'lgan hech qanday bir manfaatli ilmga ergashmagan kishilar aytishi mumkin, ularda e'tibor yo'q. İşte toifalar var, jin ham yo'q, shayton ham yo'q degan toifalar var. Alloh o'zi isloq qilsin. Xo'p, ikkinchi fasl shu bilan tugadi. Xulosa nima bo'ldi? Xulosa shu sehrni asosiy amalga oshiradigan, hayotda vujudini borligini ta'sirini ta'minlab turadigan omillar shaytonlar jinlar ekan. Endi shayton va jinlarning borligi va ularning ta'siri haqida mana kitob va sunnatdagi muallif bayon qilib o'tdi. Qur'on hadisda bayon qilyapti. Demak, jin, shaytonlar bor ekan. Allohu a'lam. مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل ما